Merhaba arkadaşlar. Sindirim sistemini öğrendik, yapısını, özelliklerini, nasıl sindirim yaptığımızı öğrendik. Şimdi de sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklardan bahsedelim biraz. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Eğer kalın bağırsakta dışkı fazla bekletilirse ve içeriğindeki su çok emilime uğrarsa, ilerlemesi yavaşlarsa dışkının, bu durumda içeriğindeki su azalacaktır. Dolayısıyla sertleşecektir ve kabızlığa sebep olacaktır. Kabızlığı önlemek için ne yapmak gerekiyor? Bol su içmek gerekiyor arkadaşlar. Lifli gıdalarla beslenmek gerekiyor. Lifli besinler bol su tutar. Bu yüzden de dışkının sulu kalmasını sağlar. İshal bu durumun tam tersi. Yani bağırsaklarda dışkı hızlı hareket ediyor. İçerisindeki su ve elektrolitlerin emilimi yavaş olduğu için dışkı fazla sulu hale geliyor. Bu durumda da su kaybı, elektrolit, mineral ve tuzların kaybı artıyor. Basite indirgememek lazım. Çünkü özellikle çocuklarda ölüme bile sebep olabiliyor arkadaşlar. Fazla su kaybı, mineral kaybı ölüme sebep olabiliyor. Bunların bazıları mikrobik olabiliyor. İçilen sulardan, yenilen besinlerden, iyi yıkanmayan marul, maydanoz gibi yeşilliklerden bulaşabilen etkenlerle ishal ortaya çıkabiliyor. Eğer mikrobikse, bir bakteri sebebiyle ishal olunmuşsa doktor kontrolünde mutlaka antibiyotik kullanmak gerekiyor. Mutlaka bol su içmek gerekiyor bunun yanında. Su kaybı çok fazla çünkü. Su ve elektrolitlerin yerine konması için hatta bir içecek var. Rehidrasyon içeceği deniyor buna. Nasıl hazırlanabilir bakın. 1 litre suyun içine yarım kaşık tuz, 8 kaşık şeker oranının hazırlanmasıyla oluşturuluyor bu içecek. Ve özellikle çocuklara verilmesi gerekiyor. Bir diğer sindirim sistemi rahatsızlığı, bu aralar çokça duyuyorsunuzdur belki. Süt içtiği zaman işte insanların karın ağrısı, şişkinlik, gaz gibi şikayetleri artabiliyor. Bunun bir sebebi var. Biliyorsunuz laktoz sütün içinde bulunan şeker, yani süt şekeri. Ve ince bağırsak konusunda anlatmıştım size. Laktozu sindiren enzim laktaz enzimi. Eğer bebeklik çağında süt alıyoruz biliyorsunuz. Sonrasında uzun süre süt kullanmamışsak, içmemişsek ve uzun süre sonra tekrar süt içmeye başlamışsak, o zaman laktozu sindiremez hale gelebiliyor bu insanlar. Ve süt içtiğinde ağrı, gaz, karın şişkinliği, ishal gibi şikayetlerle karşılaşabiliyorlar. Bunlarla ilgili içine laktaz ilave edilmiş sütler ya da laktozsuz sütler üretebiliyorlar firmalar ve bunlar tercih edilebiliyor. Ağız ve diş sağlığı da çok önemli biliyorsunuz sindirim sistemimizle ilgili. Dişlerimizde oluşan çürükler mutlaka önemsenmeli ve başlar başlamaz doktor kontrolünde onlar temizlenmeli. Hatta başlamadan bile düzenli aralıklarla diş hekimine gidip mutlaka diş bakımını yaptırmak gerekiyor. Diş çürümesi nasıl oluşuyor arkadaşlar? Diş plakları üzerine yerleşmiş bakterilerin dişlere zarar vermesi sonucunda ortaya çıkıyor. Özellikle karbonhidratlı besin artıkları ile besleniyor bu bakteriler. Bu yüzden mutlaka bir şey yediğinizde dişlerinizi fırçalamanız, fırçanız yanınızda değilse en azından bol suyla çalkalayarak, daha sonra fırçalayarak diş temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Ne yapıyor bu bakteriler bakın? Asitli bir ortam yaratıyorlar ve bu asit dişin mine tabakasına zarar veriyor. Mine tabakasında oluşan delikten aşağılara doğru indikçe, dişin yapısını anlatırken bahsetmiştim size. En iç tabakada kan damarları ve sinirler vardı. Bu durumda çok dayanılmaz bir ağrıya sebep olabiliyorlar. Aynı zamanda da diş kaybına sebep olabiliyorlar. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Mutlaka karbonhidratlı besinleri hem az tüketmek hem de beslendikten sonra hemen diş temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Ağızda oluşan bir başka Durum aft. Aft bir tür mantar arkadaşlar ve tedavisinde çeşitli mantar ilaçları kullanılabiliyor. Yanakta, dudakların içinde, dilde, diş etlerinde, yumuşak damakta küçük, ağrılı ve beyaz renkli yaralar şeklinde oluşuyor. Minik minik böyle beyaz noktacıklar halinde oluşabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmiyor, araştırılıyor. Fakat stresin bunun oluşmasında etkili olduğu, beslenme yetersizliği, özellikle bazı vitaminler bakımından yetersiz beslenmenin buna sebep olduğu, vücut direncinin düşük olduğu durumlarda daha fazla çıktığı gözleniyor. Yine çok fazla antibiyotik kullanımı sonucunda ağızdaki bakteri florasının bozulmasından da kaynaklandığı düşünülüyor. Dediğim gibi tedavisinde çeşitli mantar ilaçları, antimikotik ilaçlar kullanılabiliyor. Eğer aft enfeksiyona sebep olmuşsa yine doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerektirebiliyor. Gastrit nasıl bir rahatsızlık? Şimdi buna bakalım. Mide konusunu anlatırken size bahsetmiştim. Mide içine mukus salgılayarak hem asitten koruyor kendini hem de sindirilmekten. Ama bu mukoza tabakasında yıpranma ya da zarar görme durumları ortaya çıkarsa çeşitli ağrılar, bu asit salgısından dolayı yanma hissi görülebiliyor. Yaş ayırt etmiyor fakat ileri yaşlarda gastrit artabiliyor. Aşırı sigara kullanımı, alkol kullanımı, aspirin gibi bazı ilaçların gereksiz ve sık olarak kullanılması, bazı bakteriyel enfeksiyonlar gastrite yol açabiliyor. Ne yapmak lazım peki gastritten uzak durmak için? Bu faktörlerden bir kere uzak durmak lazım. Sigaradan, alkolden, gereksiz yere ilaç kullanmaktan uzak durmak lazım. Antiasit ilaçlar kullanılabilir gastrit ağrısını geçirmek için. Eğer bakteri oluşmuşsa bu durumda yine doktor kontrolünde antibiyotik kullanmak gerekebiliyor. Eğer önemsenmezse gastrit, işte önlenmeye çalışmazsa bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Buradaki tahribat artıyor. Midede yara oluşumu görülüyor ve gastriti ülser takip edebiliyor. Ülser olduktan sonra tedavi süreci biraz daha uzayabiliyor. Nasıl tespit edilebilir gastrit ya da ülser ya da midenin içindeki o yaralar nasıl görülebilir? Endoskopi dediğimiz bir yöntem var. Ağızdan optik bir görüntüleyici gönderiliyor. Yemek borusu, mide, hatta 12 parmak bağırsağındaki iltihaplanmalar, tümörler, yaralar bu şekilde gözlenebiliyor arkadaşlar. Ülser dediğimiz rahatsızlık, bakın burada şekil üzerinde de göstereyim size. Midenin mukoza tabakasında bakın yıpranma olmuş, yaralar oluşmuş. Bu yaralara hem midenin içindeki asit neden olabiliyor hem de bir bakteri sebep olabiliyor. Ağrısı şiddetli, delici ve yanıcı nitelikte. Özellikle açlık durumunda ortaya çıkıyor arkadaşlar ülserin ağrısı. Yemek yediği zaman hafifliyor. Mide boşaldıktan sonra böyle 1-2 saat sonra tekrar ağrı başlayabiliyor. Ülser oluşumunda en önemli faktör asit salgısının artması. Bu da stresli insanlarda daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla stres yine mide rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri var. Bu bakteri midenin içinde enfeksiyona sebep olursa eğer yine ülsere sebep olabiliyor. Mukozadaki o mukus denilen salgının yetersiz olması, yine genetik faktörler ülser sebebi. Peki bakteri sebebiyle ülser olunmuşsa ne yapmak lazım? Asit salgısı proton inhibitörü içeren bazı ilaçlar, yine antiasidik ilaçlar kullanılabilir. Bakteri sebebiyle ülser meydana gelmişse bu sefer yine doktor kontrolünde antibiyotik kullanmak gerekiyor. Stresten uzak durmak gerekiyor ve yenilen besinlere mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Nelere dikkat etmeli mesela ülser hastaları? Çok fazla kahve, alkol, böyle asitli, turşu, aşırı baharatlı yiyecekleri yemekten bir miktar uzak durmalı. Tedavi edilmezse ne olur? Midenin delinmesine sebep olabilir ve bu durumda kişinin dışkısında kan görülebilir ya da kan kusabilir, mide kanamalarına sebep olabilir. Peki sindirim sistemimizin sağlıklı olabilmesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir kere yediğimiz yiyeceklerin çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekiyor. Ilık olması gerekiyor. Özellikle çok sıcak yendiğinde gırtlak tahriş olabiliyor. Mide mukazası tahriş olabiliyor. Buna dikkat etmek gerek. Aşırı acı, aşırı baharatlı, tuzlu, ekşi, yağlı besinler tüketilmemesi gerekiyor. Her şey dozunda olmalı arkadaşlar. Kafeinli ve asitli içecekler. Bu tür içecekler yine mide mukozasını yıpratabiliyor. Et, süt ürünleri gibi ürünler çiğ olarak tüketilmemesi gerekiyor. İşte salam, sucuk, sosis gibi ürünler çiğ olarak tüketilmemeli. Lifli besinleri tüketmeye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Sindirim sistemi sağlığı için faydalı. Yeterli, düzenli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Ne çok ne de az olmalı ve beslenmemizin içinde karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral hepsi dengeli bir biçimde bulunmalı. Su da önemli biliyorsunuz. Öğün aralarında bol su içmek gerekiyor. Bakın yemek sırasında değil, öğün aralarında özellikle bol su içmek gerekiyor. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerek. Taze ve temiz besinlerle beslenmek yine sindirim sistemi sağlığımız için çok önemli. Yine ellerimiz biliyorsunuz bakterilerin vücuda girmesi konusunda büyük etken. Dolayısıyla yemekten önce ve sonra mutlaka eller yıkanmalı. Ağız ve diş sağlığımızın temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka düzenli fırçalama alışkanlığımız olmalı. Yemekler iyice çiğnenmeli. Sindirim sisteminde size anlatmıştım. Mesela yağların sindirimi zor olduğu için safra mekanik olarak onu parçalamıştı. Demek ki besinler ne kadar çok parçalanırsa sindirim sistemimiz o kadar kimyasal sindirimi rahat yapacaktır. Dolayısıyla iyice çiğnenmeli ve yavaş yenmeli yiyecekler. Aşırı derecede çok yemek yenmemeli. Stresten uzak durulmalı. Düzenli spor yapılmalı ve yemekten sonra vücut mutlaka dinlendirilmeli. Biliyorsunuz parasempatik sinirler çalıştığında mide rahat çalışıyor. Diğer organlarımızda sempatik sinirler hızlandırıcı etki yaptığı halde sindirim sistemimiz üzerinde parasempatik sinirler etkili. Bu yüzden dinlenme de önemli. Evet arkadaşlar, sindirim sistemimizi de böylece tamamladık. Mutlaka bolca soru çözerek, animasyonları izleyerek konunun daha iyi oturmasını sağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.